bakalım paşam. Baba aslında bu hanlık yapılacak iş değil ha. Maaşı maaş değil. Emekliliği yok. Ya şu sofrayı kurabilmek için tam bir hafta at üstünde koşturdum. Elim belim tutmuyor Allah canımı alsın. Bir de bu da avladığımız iki tane geyik ha. Yok ya yok, ben bırakacağım bu işi. Bak göreceksiniz, önümüzdeki seçimlerde ben aday da olmayacağım. Bırakacağım bu işi. Bu geyiğin de hiç tadı yok. Ne diyorsun sen? Oradan laf mı sokuyorsun sen bana? He? Adam yerine koyduk, iki laf ederim dedik size. Muhabbetimiz hoşunuza mı gitmedi? Haşa hanım. Geyiğin diyorum, geyiğin. He. Hiç tadı yok. İyi. Az daha alıyordum kelleni. Ya aslında haklısın. Hiçbir şeyin tadı kalmadı artık. Her şey hormonlu. Ya daha geçenlerde bir tavşan vurdum. Allah inandırsın tam at kadar. Yeter artık güre be. Ne ağlayıp duruyorsun orada ya? Oyuncağı elinden alınmış bebe gibi. Ben ağlamayayım da kim ağlasın hanım? Baksanıza. Burada bütün beylerin yanında oturan oğlu var. Benim yanımda oturacak oğlum yok ki. Yok işte. Al bakalım paşam. Al bakayım. Dert ettiğin şeye bak ya. Bizim var da ne oluyor sanki? Ne işe yarıyor? Baba, baba. Atını yerine alabilir miyim? Al işte. Geldi bizim faydasız. Ne yapacaksın oğlum atı sen? Baba çocuklarla biraz turlayacağız ya. Yok sana atmak. Her seferinde çamur içinde getiriyorsun hayvanı. Vallahi bu sefer temizleyeceğim. Söz veriyorum. Aşağı boya kadar gidip geleceğiz. Eğer şurada al. Bana bak. Dönünce iç dış temizleyeceksin hayvanı, tamam mı? İç dış mı? Baba bari içini temizlemeyeyim ya. Yok sana atmat o zaman. Koy yeri oraya. Tamam tamam temizleyeceğim söz. Hadi çocuklar çabuk. Şş, bana bak hırpalama hayvanı ha. 50'yi geçmeyin. Ya benim paşama bak be. Kalkması bile 6 ay sürüyor. Beyliğimin geleceği bu, geleceği. Ya büre, oğlun mu var, derdin var. Senin iş değilse başın rahat ya, otur oturduğun yerde. Ben öldükten sonra ne olacak? Ben beyliğimi kime bırakacağım? Benim soyumu kim devam ettirecek? Hiç kimse. Tüp bebek denediniz mi? Hadi ya, modern tıp o kadar ilerledi mi? Ya her yolu denedik arkadaş. Denemediğimiz yöntem kalmadı. Çalmadığımız kapı kalmadı ya. Hocam bizim çocuğumuz olmuyor da. Bir okuyup üfleseniz dedik. Arkadaş, ben Dede Korkut'um bugüne bugün. Ben ne anlarım okuyup üflemekten? Ben koput çalarım, destan söylerim, soy soylarım, boy boylarım. Hepsi bu kadar mı? Bazen de gelirsiniz, çoluk çocuğunuza at koyarım. Çalan mı size bir koput? Oo, koput çalan mı diyor ya. Bizde bir faydası olur dedik, şey ettik o kadar ya. Yürü hanım, yürü gidelim, yürü. Hocam biz çok uzun yoldan geliyoruz. Bir süpernik okuyaydınız bari. Fesubhanallah. Tüm yolları denedik. Olmadı, olmadı, olmadı işte. Madem öyle, kararımdır. Yapılacak tek bir şey var. Rabbim Bürebe'ye bir oğul versin. Rabbim Bürebe'ye bir oğul versin. Hanım. Ya benim için de bir dua etsek ya. Hadi be. Hadi be, hadi be. Senin zaten bir oğlun var ya Hücan Bey. Ya var oğlum var ama bir de kızım olsun. Hadi be, hadi be. Ne olur be, hadi be, hadi be. Ha, hadi be. İyi hadi. Rabbim Hücan Bey'e bir kız evlat versin. Rabbim Hücan Bey'e bir kız evlat versin. Hanım. Efendim. Bu aralar çok borcum var. Durumum çok fena. Diyorum ki hazır gelmişken bir de bana dua etsek. Hadi be. Ha? Ha? İyi hadi. Rabbim Karagüney'i bu sıkıntılı günlerden kurtarsın. Rabbim Karagüney'i bu sıkıntılı günlerden kurtarsın. Hanım. Gene ne var? Ya ben daha önce söylemiştim. Bizim oba obasal dönüşüme girdi ya. İnşaat devam ediyor. Ya bir dua etsek hemen bitse ha? Yeter be! Çocuk oyunu mu bu? Biri oba ister, biri para ister, biri kız ister. Bitti hadi. Kapadın konuyu. Hanım!
gene ne var? Eğer kızım olursa, beyler şahit olun. Eğer kızım olursa, Büre Bey'in oğluna veriyorum. Bundan sonra ikisi beşik kertmesi. Hey! Bize ne be? Kime verirsemler kızını? Sanki bize bir şey oluyordu. Hadi bitti, yürüyün. Hey beyler! Hey! Hey ne bileyim be? Gelin çabuk tutun beni, belim takıldı. Doğrulamıyorum. Tamam. Belim takıldı. Yavaş 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 yavaş. Oh! Maşallah maşallah. Hey! Hey! Hanım! Hanım! Hanım hanım! Müjde! Müjdemi isterim. Ay hayırdır bey? Ne oldu, ne müjdesi? Hamilesin. Elif çocuk değil diye kafayı yedi sonunda. Büre, iyi misin çadırımın direği? Attan mı düştün, ne oldun yiğidim? Bayındır Han ve diğer Oğuz beyleriyle birlikte el açıp dua ettik. E'si 9 ay 10 gün sonra nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Bir avuç adam oturup el açıp dua etti diye çocuk mu olurmuş? Kadın cahil cahil konuşma. Bilmez misin Oğuz beylerinin duası dua, yakarışları yakarış, lanetleri de lanettir. Ayrıca yalnızca ben değil, Bican Bey de kızı olsun diye dua etti. Ya biz daha bir tanesiyle baş edemiyoruz. İki çocuk bizim nemize. Ya bir de kızımız olsun istedim. Fena mı ettim? Ya fena ettin demiyorum ama keşke bana da bir danışaydın. Ya ne yapayım hanım? Koskoca oba beyiyken Bayındır Han'ın yanında böyle sığıntı gibi yaşıyoruz. Bize de bir meşgale olur dedik. Ya zaten oğlanı istediğimiz gibi büyütemedik. Hiç olmazsa kızı böyle kendi kafamıza göre büyütürüz. O yüzden. Sağlıklı olsun da kızı erkeği fark etmez. Evlat evlattır. Yok yok. Kız olacak. Yani o şekilde dua ettik biz. Ha bu arada ben kızı Büre Bey'in doğacak oğluyla beşik kertmesi yaptım. Ne yaptın ne yaptın? İşte Büre Bey'in doğacak oğluyla beşik kertmesi yaptım. Sebep? Ya ne bileyim işte o an böyle bir gaza geldim, verdim gitti. Ya tanıdığımız bildiğimiz insanlar. Bir sıkıntı olmaz. Ya donmamış çocuğa don biçiyorsun ama. Evet. Ama bak ne kadar güzel oldu. Çok da sık boğaz etmemek lazım. Yılların tecrübesi. Benim de o doğurtmuş. Gerçi biraz gözü görmüyor ama. Oğlanın göbek bağı diye şimdi bu başka bir yerini kesmesin. Ebala! Ebala! Sen ne yapıyorsun ya? Ebana gürültü yapmasınlar dedi. İyi tamam anladık. Gir içeri. Olmaz. Ebana orada öylece bekle dedi. İyi tamam be. Bekliyoruz. Bak 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 bak. Hallere bak şunu. Geliyor. Geliyor. Bu kez geliyor. Dede Korkut'a haber salın. Gelsin oğlumu at koşsun. Aman beyim ne yaptın? Ne yaptın? Erkek çocuğu büyüyüp de kahramanlık yapana kadar adı konmaz bilmez misin? Bilirim canım bilmez miyim ya? Bilirim tabii ya. Ben siz biliyor musunuz bir deneyim dedim. Aferin siz de biliyor musunuz? Gidin oğlanın baby shower için en güzel hediyeleri seçin. Baby shower ne ya? Ne bileyim oğlum ben de ilk kez kullanıyorum. Yani en güzel en özel hediyeleri seçin. Getirdiğiniz hediyeler kimseciklerde olmasın, tamam mı? Emin edersiniz beyim. Ay, ay, gözleri aynı be. Bican Bey, oban güçlü,
sofran bereketli olsun. Bu güzel kızımızın ömrü uzun, bahtı güzel olsun. Kızımızın adı Gülbahar olsun. Yok, Gülbahar'ın çiçek olsun, dedem korkuyor. Ne? Gülbahar daha güzel bir isim değil mi? Siz bunu bir daha bir düşünün bakayım. Yok, gerek yok. Dedem korkuyor. Biz çok düşündük. Hanımla çok tartıştık bu konuda. Ben Banu istedim. O çiçek olsun istedi. Ya neyse, ortada buluştuk ya. Banu çiçek olsun. O zaman şöyle yapalım. Kızımızın adı Gülbahar Banu Çiçek olsun. Olmasın. Ya dedem korkuyor. İleride kafa karışıklığına sebep olabilir. Yani sıkıntı yaratır. O yüzden düz Banu Çiçek iyidir. İyidir ya. Heh. Madem öyle istiyorsunuz. Kızımızın adı Banu Çiçek olsun. Adını ben verdim, ömrünü de Allah versin. Ay sağ olasın dedem Korkut. Alayım mı? Al, hadi Allah bağışlasın. Allah. Çalan mı size bir kopuz? Ha yok, sağ ol, sağ ol. Hanım, dedem Korkut ismini koydu. Banu Çiçek oldu. Çalan mı size bir kopuz? Arkadaş, daha kaçıncı yüzyıldayız ki? Bu neyin baby shower ya? Hayır, sünnet falan olsa anlayacağım da. Bu neyin hevesi şimdiden? Bir de kimsede olmayan şeyleri bulun getirin diyor. Hayır, civarda olan şeyler belli. Ne yapalım, icat mı edelim olmayan şeyi? Olan oldu artık canım. Bulacağız bir şeyler. Sen hiç konuşma. Ne diye hemen emredersiniz beyim diye atlıyorsun oğlum? Adam bey, ne deseydin? Bize ne senin oğlundan? Git kendi dediğini kendin al mı deseydin? Bir dur. Bekle hele. Sen orada atlamasan biz onu bir kupuza ikna ederdik. Etseydiniz abi o zaman. Siz ağzınızı açtığınızda ben mi susun dedim? Oğlum bana bak. Ters gitme bana. Zaten adama yanılacağım diye yapmadığın şey kalmadı. Alırım aklını. Gel al lan. Hadi beklerim, gel. Bak. Ya tamam. Kesin didişmeyi. Ya hele bir Rumeli'ne doğru gidelim de bir şeyler buluruz elbet. Hiç işte. Üç güne gider döneriz. Nedir ya? Geldik ha. Ne diyorsunuz? Öldürürüm ulan seni. Senin yüzünden zaten yıllardır yollardaydım de pişkin pişkin iyi geldik deme. Ne oldu ki şimdi? Ben ne dedim ya? Ya bir de hala ne oldu diyorsun? Ulan gitmediğimiz yer, gezmediğimiz diyar kalmadı. Bir de hala ne oldu diyorsun ya? Tamam abi, sakin ol. Dönüyoruz işte obaya. Bak az kaldı, sabret biraz. Ha, hem aradığımız hediyeleri bulduk hem de görmediğimiz diyar kalmadı. Yalnız ben uzak doğuya bayıldım. Adamlar muazzam ilerlemişler. Adamlar muazzam iyi. Allah aşkına ben bunu öldüreceğim. Bak gavur askeri öldürdü deriz. Uzun yola dayanamadı deriz. Allah aşkına bari ineyim bir kafa atayım ya. Sinirimi alayım ya. Arkadaş, el alemin çocukları tek tek adını alsın. Bizimki ancak akşama kadar yiyip içip yatsın. Ana Şatun'un oğlunun adı da Ayıboğan olmuş. Ana, o ne kahramanlık yapmış? Yaltacık, sen yemeğini yesene kardeşim ya. Dirsan'ın oğlu da adını almış. Boğaçan koymuşlar çocuğun adını. Ne kahramanlık yapmış da. Boğa ile güreşmiş. Tekeliyle hayvanı yere sermiş. Ya ne yapayım baba ya? Ha? Gidip ayı mı boğayım? Yoksa boğayla mı güreşeyim? Hem insan niye boğayla güreşir ki? Kahramanlık yapmak için güreşir evladım. Ya git boğayla güreş. Sincapla dalaş. Tavşanla yarış. Ya artık bir kahramanlık yap. Al şu adını oğlum artık ya. O ben istemiyor muyum zannediyorsun bir adım olsun? Ha? Obada herkes bana hala Bürebey'in oğlu diye sesleniyor. Şişt, baksana falan diyorlar. Babyface diyorlar. Ama o kahramanlık fırsatı bir türlü karşıma çıkmıyor. Ebe ana, çuvalını ver ben taşıyayım çadıra kadar. Ha? Hatta dur. Bir çuval taşıyayım dedim. Bütün çadırın içlerini bana kilitledi ya. Yemeğini yapmak sana mı kaldı oğlum? Ya tarihte nerede görülmüş er kısmının yemek yaptığı ya? Hiç. Burada yediği tabağı şuradan şuraya koymaz ama gidip el alemin her işine koşturur mendebur. Ya kadıncağıza yardım olsun diye iki tane çuvalını taşıyayım dedim. Taşıma çocuğum. Taşıma evladım. Nakliyeci misin sen ya? Ya iki çuval taşıyarak at alındığı nerede görülmüş? Baba uğraşıyorum işte. Ama fırsat bir türlü karşıma çıkmıyor. Sabahtan akşama kadar bu yalancı oğlu Yaltıcık'la obada dolaşırsan o fırsat nasıl çıksın karşına? Ya hayat öyle bir şey değil. O fırsatı sen yaratacaksın. Nasıl? Ya bin atına ava çık, dağ tepe dolaş, ne bileyim kuytuda belanı ara. Gez,
Ya yap bir kahramanlık. Al şu adını artık be oğlum ya. Ya senin yaşındayken ben var ya ben. Oho! İyi misin beyim? Ya nasıl iyi olayım hanım? Koskoca Bican Bey'in düştüğü durumlara bak. Yok hanım yok. Bu saatten sonra bu obaya benden bir hayır gelmez. Ay alt tarafa attan inerken ayağını burktun. Ya nasıl ölçüyor haberin var mı ama? Abartma bu kadar. Hiç olmazsa ölmeden şu çocukların mürüvvetini göreydim bari. Çocuklarının mürüvvetini de görürsün. Torunlarının büyüdüğünü de Bican Bey'im. İnşallah. Ne güzel dedin. De ben o deli karçardan çok ümitli değilim. Hiç olmazsa Banu Çiçek bir an önce evlense de böyle çoluğa çocuğa karışsa. Ama sen de şu oğlana deli deyip durmasana artık. Deli ama deli. Aa, bir tek ben mi diyorum ya, bütün oba diyor deli. Hani nerede? Kim bilir kimlerle neler yapıyor gene. Beyim susayım dedim, ses etmeyeyim dedim ama nedir bu oğlanların senin çocuktan çektiği? Ne hale gelmişler? Ne dedim ben sana? Ya kusura bakma komşu. İşte bizim deli Karçar. Söz dinlemiyor ki. Karçar değil ki beyim. Banu Çiçek dövmüş bunları. Banu Çiçek mi? He ya. O zaman bana ne gelirsin be adam? Er kişi el kadar kızdan dayak mı yermiş hiç? Bir de sen döveydin oğlanları. Sırf benimkiler değil ki beyim. Obada dövmediği oğlan kalmadı neredeyse. Allah şimdi dediğimi ben de şaşırdım. Ya hanım bu hiç kız çocuğu gibi büyümedi. Vallahi böyle giderse bu delilik de abisini geçer. Acıktık değil mi? Şöyle bir geyik avlayalım da hem bizim karnımız doysun hem obadakilerin. Yahu bizim oralarda kız kısmısı karnı acıkınca bulgur kaynatır. Bizim kız geyik avlıyor ya Rabbim. Aman hiç sızlanma. Sana da eğlence çıkıyor işte. Obada kalıp ne yapacaksın? Dedikodu dedikodu. Bak Banu Çiçek. Güzel kızım. Evlenme çağına geldi. Şu hareketlerine bir çeki düzen versen artık ha? Ne varmış benim hareketlerimde ya? Daha ne olsun ki ya? Er kişiyle kavgaya tutuşursun. Yok efendim ok atarsın, kılıç çekersin, geyik avlarsın. Daha ne olsun? İyi ben de evlenmem olur biter. Evlenmem ne demek ya? Aa senin beşik kertmen bile var yavrum. Ay bırak Allah aşkına bu devirde beşik kertmesi mi kalmış ya? Kaldı tabii. Bak şimdi o bürebeğin oğlu var ya adını bir alsın. Ondan sonra gelsin düğünler. Yuh. Bu yaşına gelmiş daha kahramanlık yapıp bir ad alamamış mı kendine be? Aman evlenmem ben onunla. Suyum suyun teki belli ki. Ne oldu? Kulağım çok kötü çınladı Yaltacık. Biri seni andı Zahar. Biri benim nasıl ansın Yaltacık? Ben daha kendimi anlamıyorum. Babam haklı galiba biliyor musun? Benim ne yapıp edip bir kahramanlık yapıp adım almam lazım. Şişt. Kanka baksana. İşte aradığın fırsat. Tavuk oğlum ama. Kanka kalabalık olabilirler. Ama unutma sen onlardan güçlüsün. Bak şimdi ben şu üçünü dikkatini çekmeye çalışırım tamam mı? Sen de şu arkadaki var ya gider onu devirirsin. Tavuk. Merak etme kanka ya döversin sen onu. Ha. İyi o zaman ya. Oldu olacak adımda tavuk döver ayran 2,5 akçe koysunlar. Yürü Allah aşkına yürü ya. Kanka vallahi bak iyi fikirdi ha. Bili. Hey Bili. Ya arkadaş bu ne cins bir adam ya. Bu ne kadar cins bir adam ya bu. Ya sen niye sürekli benimle uğraşıyorsun? Ya kendine tamam baksın. Ya. Tamam şurada soluklanırız gel. Tamam. Gel.
Abi burası iyi, burası iyi. Dur atın. Oo. Oh. Yorulduk be. Abi zaten şu tepeyi açtık mu obaya vardık demektir. Obaya bir varalım var ya. Taşını toprağını öpeceğim. Al benden de o kadar. Çadıra bir gideyim, yemin ediyorum bir ay çıkmayacağım içeride. Ben kafamı bir koyayım. Üç gün kafamı kaldırmam o yastıktan. Beyler, bence o kadar acele etmeyin. Ulan sen ne uğursuz bir adamsın be. Bir kere de hayırlı bir haber var. Ya sen niye devamlı benimle uğraşıyorsun? He? Yıllardır yollardayız yani. Bir insana ses çıkarmıyoruz diye bu kadar tepesine çıkılmaz ki ya. Şuna şu kılıcı sokayım. Beklediğim fırsat geldi. Bak yavur askeri yaptı. Beyler. Hanginiz Bezirganbaşı? Benim. Nasıl benim arkadaşım? Ben değil miyim Bezirganbaşı? Abicim ilk Bezirgan ben oldum ya. Bezirganbaşı olmak bana yakışır. Benim Bezirganbaşı. Bir dakika bir dakika. Sen ne mezunusun bakayım? He? Bezirganlık üstüne çift anadal yaptım ben be. E ama siz kendi aranızda daha anlaşamıyorsunuz ki. Nasıl olacak bu iş? Neyse. Şimdi durum şu. Biz gavur ellerden Şöklü Meleğin askerleriyiz. Arabadaki malları bize paşa paşa verirseniz biz de canınıza dokunmayız. Hele hele. Biz kaç yıldır yollardayız bu malın için, bilir misin sen? Böyle kolay vereceğimizi mi zannettin? Davranın bile yiğitler. Diyorsun. Yiğitler. Ulan ikiniz de mi kaçtınız be? Kanka, obadan da iyice uzaklaştık ha. Başımıza bir iş gelmese bari. Başımıza bir iş gelsin diye uzaklaştık zaten Yaltacık. Bu sefer de eli boş dönemem anlıyor musun? Bir kahramanlık yapmam şart. Hop. Siz de kimsiniz ha? Basit birer bezirganız beyim. Gavur askeri malımız el koydu. Canımızı zor kurtardık. Vallahi mı? Ya kanka hadi biz de kaçalım o zaman, hadi koş. Şşş. Hiçbir yere gitmiyoruz Yaltacık. İşte beklediğimiz fırsat. Hele bir durun bakalım sonsuz. Bir yiğide karşı. Bir yiğide karşı 12 kişiyle saldırmak erkek diye sığar mı? Niye bu kadar kalabalık olduklarını söylemediniz? Peki sence ucuz kahramanlık peşinde koşmanın vakti midir? Ne alakası var canım? Askerlerimi yukarıda talim yaptırıyordum. Sesleri duyunca buraya geldim. Ne oluyor diye bir bakmaya. Eğer şimdi güzellikle çekip gitmezseniz tüm orduyu üzerinize salarım. Hangi ordu kanka? Ya Yaltacık sus bir dakika. Yok yok. Arkadaşının sorusu güzel. Hangi ordu kanka? Arkadalar biraz. Geliyorlar. Çok kalabalığız biz, ha? Oo! Öyle böyle değil. Ağzınızı burnunuzu kırarız hepinizin, ha? Ona göre. E madem öyle, askerler. Ne oldu ya? Yemediler. Abi ne yapacağız şimdi? Vallahi benim kaybedecek bir şeyim yok. Şu yalan dünyada bir adım bile yok zaten. Hadi bakalım. Ya Allah. Bu sahneler kan, şiddet ve vahşet içerdiğinden dolayı çocukların olumsuz etkilenmemesi için çıkarılmıştır. Hatta nasılsa çıkarmak zorunda kalırız diye yönetmen tarafından çekilmemiştir. Yürü! Bir daha sizi buralarda görmeyeceğim. Gördün mü Yaltacık? Nasıl kaçıyorlar? Allah razı olsun yiğidim. Estağfurullah canım. Ne yaptık ki? Ne yaptığımın var. Hem malları hem canımızı kurtardın. Bazıları gibi askerleri görünce tırsıp kaçmadın. Ne bakıyorsun acaba öyle ya? He, ne bakıyorsun? Hele gel bak. Şuradan istediğin bir şey varsa hediyemiz olsun sana. Aa, lüzum yok. Ben bunları hediye için yapmadım. Aha, ad alabilmek için yaptım. Ya Yaltacık ne yapıyorsun ya? Yani istediğin bir şey varsa gel seç verelim. Böyle gönderemeyiz, olmaz böyle. Kanka hepsini iste, hepsini. İyi madem. O zaman... Şuradaki ak kerişli yayla altın dişli gürze alırım. Kanka atı da iste. Yürüyerek gitmeyelim obaya. Bir de
de boz aygır isterim. Ne baktınız bezirganlar? Çok mu şey istedim? Estağfurullah. Yaptıklarınızın yanında az bile ama... Ama? Ama malların sahibi vardır. Beyimizin olduğu için hediye olarak götürürüz. Ha. Ulan madem vermeyeceksiniz ne öyle artist ne istiyorsunuz diye soruyorsunuz. Tamam dur bir dakika yaltacık. Kimmiş sizin beyiniz? Büre Bey derler adına. Büre Bey mi? Hı hı. Yıllar evvel oğlu oldu. Eşsiz benzersiz hediyeler seçin getirin dedi. Bunları ona götürüyoruz. O gün bugündür yoldayız biz de. Şükürler olsun ki çok güzel hediyeler aldık Büre Bey'in oğluna. Hay ben öyle beyin de oğlunun da. Aman diyeyim ha bezirken. Bakın yani Büre Bey'in oğlu bu. Bezirganlar, varın yolunuza gidin. Bu seçtiklerim de benden beyinizin oğluna hediye olsun. Ha? Hadi bakalım yaptıcık. Ne olur? Hadi yaptıcık. Abi sen acaba istediğini seçin falan diyorsun. Ya rezil olduk adamlara. Gaza gelmiş olabilir miyim acaba? Az önce ölüyordum ben burada. İkiniz birden kaçtınız gittiniz. Bir dakika şimdi. Ona biz kaçmak demeyelim de biz böyle askerlerin kafasını karıştırmak için bir plan yaptık. Taktik de abi o. Yalnız bu yiğit çıkmasaydı karşımıza halimiz haraptı. Öyle öyle. Analar ne yiğitler doğuruyor be. Hem cesur hem erdemli hem mütevazı. Vallahi kızın olsa veririz. Öyle de delikanlı bir adam. Ya kanka dur. Dur ya dur. Ya biz niye koşup duruyoruz? Bezirganlardan önce obaya varmamız lazım Yaltıcık. Ha niye? Çünkü bezirganlar hediyeleriyle geldikleri zaman beni görecekler. Babama yaptığım kahramanlığı anlatacaklar. Babam da diyecek ki vay benim aslanıma bak. Yaptığı kahramanlığı anlatmaya tenezzül bile etmemiş diyecek. Kim bilir daha ne kahramanlıklar yaptı da hiç bize anlatmadı diye düşünecek herkes. Koş Yaltıcık koş. Ya en azından atlardan birini alsaydık adamlardan. Of! Nerede kaldı bu adamlar ya? Hanım, döşekleri hazırladı, yatalım hadi. Olmaz, yatamazsın. Niye yatamıyoruz ya? Çünkü bu saatte uyunur mu baba ya? Ya sen yatmazsan yatma. Benim uykum geldi. Bunu ne ya? Hanım, benim döşeği hazırla. Ben sana bir türkü okuyayım mı baba? Ha? Ne türküsü? Bozlak. Aman kimdir o? Biz geldik beyim. Destur var mıdır? Var var. Gelin gelin. İstediğiniz hediyeleri getirdik. Beyim, ak kirişli yay. Altın dişli gürs. Bir de boz aygır var ama şimdi onu çadıra sokmayalım dedik. Aferin, iyi düşünmüşsünüz. De, siz kimsiniz arkadaş ya? Beyim biz bezirganlarız. Hatırlamadınız mı? Hani 20 yıl evvel oğluma hediyeler alın diye yolladınız ya bizi. Lan oğlum 20 sene bu 3 tane şey için mi dolaştınız siz? Manyak mısınız siz ya? Bir kopuz alıp geleydiniz ya. Ya hanım ya 20 sene 3 tane hediye için dolaşmış bunlar. Safoş bunlar ya. Beyimizin oğlu için feda olsun. Oğlum sen de amma öksürdün ya. Ciğerlerini kustum. Aa, beyim. Aa, beyim. Beyim. Burada bey varken bey oğlunun el öpüldüğü nerede görülmüş? Beyim, bu yiğit senin oğlun mudur? He, ne oldu ki? Beyim, oğlunuz bizi gavur askerlerinin elinden kurtardı. Getirdiğimiz hediyeleri almak istediler. Tabii biz izin vermedik. Yiğit'e karşı koyduk. Hatta birkaçını devirdik beyim. Ama çok kalabalıklardı değil mi abi? Ne yaptınız, ne yaptınız? Neyse ki oğlunuz yetişti de bütün gavur askerlerini tek tek kılıçtan geçirdi. Ah, yapmayın ama. Utandırıyorsunuz beni. Bir dakika, bir dakika. Şimdi benim bu oğlan... Gavur askerlerini tek başına yere serdi öyle mi? Evet.
Her zamanki ben işte baba. Vezir Yanır, koşun gidin Dede Korkut'u çağırın. Hüre Bey'in oğlu kahramanlık yapmıştı. Gelsin, adını versin oğluma. Emredersiniz beyim. Emredersiniz. Koçum, aslanım, yiğidim, hanım. Anan nerede lan? Dedem, bari kucağına almayaydık ya. Evladım, adet böyle. Ya bu yaşa kadar beklenir mi be evladım? Ne yapayım? Anca fırsatım oldu dede. Korkut adam, herkes seni bekliyor. Koy artık şu çocuğun adına. Önümü anla. Sesimi duy bay bre. Allah sana bir oğlan vermiş. Bağışlasın. Kalabalık kafir senin oğluna saldırdığında Allah ona fırsat versin. Belim ağrıdı ya. Bunun adı Bamsı Beyrek olsun. Uf, belim koptu ya. Adını ben verdim. Ömrünü Allah versin. İnadayım, inadayım. Bamsı Beyrek ne dedeciğim ya? Biraz aceleye getirdin sen bu işi. Başka isim bulamadın mı? Bamsı Beyrek güzel isim. Fuat bu yiğide kutlu olsun. Fuat bu yiğide kutlu olsun. Aa, hayırdır? Ne oluyor burada böyle? Hanım, oğlan kahramanlık yaptı, adını aldı ya. Sen neredesin? Ben komşuya kadar gittiydim. Ne koydunuz? Ne oldu oğlanın adı? Bamsı Beyrek. Efendim? Bamsı Beyrek koyduk. Bamsı Beyrek niye? Boşta başka ismi yok muydu dedim. Ya ben de söyledim dedeyi de biraz aceleye getirdi galiba. Tüh ya, keşke ben de olaydım. En azından rahmetli babamın adını koyardık. Dedem ya, rica etsem yeniden koyabilir miyiz çocuğun ismini? Zira anası olarak törende ben yoktum. Hadi bir zahmet, alıver kucağına. Kızım al baştan, yapamam zaten, belim ağrıyor. En iyisi ben size bir kopuz çalayım. Evet, Bamsı Beyrek çok iyi dedi. İyi ya. Tek başına tüm orduyu yere sermiş. Kelle almış, kan dökmüş. Gücünün yetmediğine tükürüp kaçmış. Elinden kaçırdığını da arkasından sövmüş. Sonra obaya dönmüş. Dede Korkut adını Bamsı Beyrek koymuş çocuğum. Bana ne bundan? Aa, bana ne olur mu? Yani Yavuklu'nun nasıl biri olduğunu bilesin. Nasıl bir yiğit olduğunu anlayasın diye konuşurum çocuğum. Sana konuşmak olsun zaten. Susmak bilmiyorsun ki. Hem nereden benim Yavuklu'm oluyormuş o be? Aa, öyle şeyler söyleme. Vallahi babanın kulağına gider. Çocuk artık adını aldı. Yakında düğününüz var. Adı batsın onun. Ah. Yine ne oldu? Ah, kulağım yine acayip çınladı Yaltıcık. Herkes seni konuşuyordur kanka. Bana bundan sonra kanka demek yok Yaltıcık. Benim bir adım var artık. Tamam canım. İnsan öyle çabuk alışamıyor ki kanka. Ya tamam yani Bamsı Beyrek. Yalnız yüz de anasının gözüymüş ha. Acaba bu dişler gerçekten altın mı ya? Bak öyleyse iyi para eder bu. Yaltıcık, bazı şeyler vardır ki değeri parayla ölçülemez. Elinde tuttuğun o gürz gibi. Omzumdaki bu ak kirişli yay gibi. Yanımdaki bu boz aygır gibi. Kardeşlik gibi. Aşk gibi. Ha, aşk demişken senin şu beşik kertmen vardı ya. Ne oldu o iş? Ne zaman giriyorsunuz geldi? Al işte. Hayvana bak. Ya ben sana aşk diyorum. Senin söylediğin şeye bak Yaltıcık. Yaltıcık iyiye bak. Bakalım ak kirişli yay göründüğü kadar hünerli miymiş. Anan baban da kocada artık. Hem torun sevmek isterler. Böyle giderse obada adın deliye çıkacak ya. Senin bir an evvel evlenmen lazım çocuğum. Dadı, geyik çevireyim derken bundan bahsetmiyordum. Bir sus da vurayım şu hayvanı ya. Aman iyi vur. Ne oluyor ya? Bir kere de indirdin ha. Vay canına. Çok acayip hal etmiş ya Yaltıcık. Çok ya gibi.
sıra erlik mi taslıyor bize bu? Kız bu. Kim? Eşik Kertmen. Bamsı Beylek. Kimden beşik kertmişler beni ya? Çelimsizin teki bu. Bir taburun sana nasıl yadı bu ya? Sen bekle beni. Banu Çiçek. Breit. Oha. Bak ya. Buyurun hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi mi? Hiç bu yüzünün adamı değil misin sen ya? Geyiği önce ben gördüm. Benim de hakkım var. Geyikten pay isterim. Verme kanka ya. Zaten ufacık geyik. Ben avcı değilim. Bey oğlu bey. O yüzden al geyiğin hepsi senin olsun. Al. Sorması ayıp. Sen kimsin? Ben Bican Bey'in kızı Banu Çiçek'in dadısıyım. Dayısı mısın? Dadısı. Ya kanka senin Beşik Kertmen'in dadısı çıktı ya. Ya şu dadıyı da bana alak mı? Dadı. Beni Banu Çiçek'e götürür müsün? Götürürüm götürmesine de. O seninle görüşür mü bilmem. Neden? Herkesle görüşmez o. İyi ama ben onun beşik kertmesiyim. Daha doğmadan kertmişler bizi. Madem öyle, ne kadar yiğitsin görelim bakalım. Gel seninle yarışalım. Senin atın benim atımı geçerse Banu Çiçek'inkini de geçer. O zaman görüşebilirsin. Olur. Bana uyar. Hazır mısın Yiğit? Ben hazırım. Nereye kadar yarışacağız? Dereye ilk varan kazanır. Hay hay. Bastır Bamsı! Ya şu dadıya da bir sorsana bir çıktığı falan var mıymış? Söylediği adam da anca bu kadar olur. Yanıma bile yaklaşım. Oh. Evet. Tamam mı dedi? Bekle bekle sıkıldım vallahi ya. Banu Çiçek'le görüşebilir miyim? Sen hele bir dur bakalım. Atmadaki marifetini görelim bir de. Senin attığın ok benim attığım oku geçerse Banu Çiçek'i görebilirsin. Hay hay. Peki. Şanslısın Yiğit. Şans mı? Bilek derler buna dadı bilek. Tamam mı? Şimdi Banu Çiçek'le görüşebilir miyim? Alet işler el övünür. Son bir sınavın daha var. Güreş benimle. Eğer kazanırsan Banu Çiçek'i gösteririm sana. Ne yapayım ne yapayım? Ne yapıyorsun ya? Bir kıza yenilirsen milletin dinler sektin seni düşman. Bütün olaya rezil olurum. Ne diyorsun sen be? Kurtul bakalım şimdi bundan kurtulabiliyorsan. Banu Çiçek benim Banu. Sus konuşma. Sabahtan beri yok ok atalım yok ata binelim işi yokuşa sürüp durdun zaten. Pes mi ha pes mi? Banu Çiçek benim diyorum. Ne?
Çiçek. Artık zamanıdır ben düşeyim. Hoppa. Yey. Nasıl? Eğleniyor musun Banu Çiçek? Çok. Artık zamandır dediğinde bunu kastettiğini düşünmemiştim ama. Niye ya? Biz Yaltacık'ta sürekli geliriz buraya, öyle değil mi Yaltacık? Tabii tabii. Hatta birazdan şuradaki çimenlikte minyatür kalemaç da yaparız. Hey. Sıkıldım ben ya. Bu ne böyle çocuk gibi? Sen sıkıldıysan ben bileyim, sen biraz beni salla. Ne dersin? Yok yok. Ya sizin yaşınızdakiler cenk eder, kelle alır. Siz bu yaşta parklara gelip oyun mu oynuyorsunuz ya? Ne oldu? Beğenemedin mi? Hayır yani sen de biraz katılımcı olsan, binsen falan belki biz de eğleniriz de. Hayır, hiç yardımcı olmuyorsun ki bana. Bak sen. Sert erkek. Bayılırım. Özür dilerim. Yanlış anladınız siz. Ne sertliği hanımefendi. Yok yok. Sizin yüzünüzden geyikten dolduk. Karnımız aç, neyle doyacağız biz? Ya ben olsam daha büyüğünü vururdum ha. Ne tür müziklerden hoşlanırsın Banu Çiçek? Ben mesela Oğuz Türkçesi sözde hafif batı müziğinin hayranıyım. Evimde tahta plak koleksiyonum var. Yani bir gün gelirsen sana da gösteririm. Ben gelirim. Sana soran oldu mu? Ya sana soran oldu mu? Niye öyle hop diye atlayıveriyorsun? Hayallerimdeki erkek. Ama siz beni hep yanlış anlıyorsunuz. Ben öyle demek ise. Bamsı! Bamsı olmadı mı o balık ya? Geliyorum, geliyorum. O kadar acıktım ki. Ne yapıyorsun ya? Ne oldu ya, yemeyecek miyiz? Yiyeceksin de. Önce bir hanımlar tadına baksın, öyle değil mi? Bana lazım işte, yüz yok sen kadın. Ne yaptın, ne yaptın? Bana çekten balığı yerken bak yüz yok görecek. Aa, bu ne ya demeye kalmadım. Evlenme teklifini yapıştıracağım. Evlenme teklifini? Ya çok ani olmadı mı? Belki sen evliliğe hazır falan değilsindir. Ya saçmalama. Kız benim bir şirketim zaten. Hem adımı da aldığıma göre önümüzde bir engel kalmadı. Tamam da ne kadar tanıyorsun ki sen bu kızı? Ha? Yani hem bize kendini ben Banu Çiçek'in dadısıyım diye tanıttın. Nasıl güvenebilirsin ki? Sen dadıya yürü vallahi, bak dadıya dadıya. Ha? Şişt, saçmalama. Kafamı karıştırıp durma. Yüzüğü bulduğu anda orada evlenme teklifine hazır olmak istiyorum. iPad de küçükmüş be bu. Daha yok muydu? Afiyet olsun. Ay, hepsi yemiş. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bütün Oğuz seni konuşurmuş. Sonunda kahramanlık yapıp adını almışsın. Aldım ya. Niye bu kadar bekledin ki? Bilmem. Cenk edip kelle almak bana göre bir şey değil sanırım.
hem yiğit olmak için kahramanlık edip ad almak şart mıdır? Şart tabii ya. Mesela bizim obada adını almazsan kız bile vermezler. Sen de adını aldığına göre bir han kızıyla evlendirirler artık seni. Gönül sevdikten sonra kimin kızı olduğu önemli mi? Önemli tabii ya. Yani sen han kızıyla evleneceksin ki onun altın akçeleri, malı, mülkü, hanlığı senin olsun. Hiçbir tanesini senin bir gülüşüne değişmem ben Banuşcuğum. Ne? Öyle güzelsin ki. Gözlerinden öpsem gönlümde ağaçlar yeşerir. Elini tutsam o ağaçlar çiçek açar. Ama sen bütün o çiçeklerden bile daha güzelsin Banuşcuğum. Sen ne diyorsun ya? Doğru konuş lan benimle. Senin gözlerinde gökkuşağı vardır. Gözlerine baktın mı? Yedi renk çiçek açarlar. Vallahi mi? Ben kahverengi diye biliyordum ama. Hoyrat bir rüzgar olsam, o güzel saçlarının içine dolansam, ondan hiç ayrılmasam. Ya bunlar kaynak, kendi saçım değil. Banuçi, toprağa can veren yağmur gibisin. Yağmura yön veren bulut gibisin. Ay gibisin, taş gibisin, at gibisin. Ne diyorsun sen be? Pardon ya, ben biraz gaza geldim galiba. Özür dilerim. Tüm Oğuz'da senden daha güzel bir kadın yoktur Banuçiçek. Ha, Oğuz'un dışında var yani. Yuh artık ya. Yani o kadar güzel laf söyledim. İçinden çekip bunu mu çıkardın? Ne? Banuçiçek. Dudaklarından bir kere öpsem de canıma can katılsa. Ha? Romantik serseri. Beceremeyeceksen çekil de abilerin öğretsin sana. Ulan ben şimdi... Dur Bamsı Beyrek. Ben hallederim. Hele bir siz gelin buraya da ben birkaç şey öğreteyim size. Ha? Ha. İnanmıyorum bana çiçek. Hepsi üst üste yere serdi. Vay canına. Ne yapıyorsun? Dursana be adam. Öyle yiğit dediğin üç adam yere serdi diye sevinir mi ya? İyi tamam hadi ne yapıyorsun? Tamam hadi yeter bu kadar sevindiğimiz ya. Bizimkilerin yanına gidelim. Zaten yiyecek bir şey de bulamadım. Şimdi anlar ya. Sen gel bakayım biraz şöyle. Ha? Nerede kalmıştık biz? Bir saniye. Çek ya. Sen kimsin kuytu köşede ağaç diplerinde benim kızımı öpmeye kalkıyorsun? Bırak aferin. Baba tamam. Lan sus. Karışma. Yanlış anladınız ya. Biyan mı yamca?
Ben Böre Bey'in oğlu Bamsı Beyrek. Siz benim adımı bilmiyorsunuz tabii. Dedem daha yeni koydu. Biz beşik kertmesiyiz. Dert etme lan bana beşiğini. Sen ağaç diplerinde beşik kertmesi adı altında benim kızımı öpeceksin. Ben de sana sesimi çıkartmayacağım. Oldu. Olmaz. Bana bak, eğer ciddiysen alırsın ananı babanı, akşam çadıra gelir kızı istersin. Yoksa bir daha seni Banu Çiçek'in yanında görmeyeceğim, anlaşıldı mı? Anlaşıldı ama acaba kulağımı bıraksanız, çünkü bir yaştan sonra insanın bayağı ağrına gidiyor da. Kopartırım bile bir dahakine bunu. Ah. Yürü kız sen de eve. Yürü kız sen de eve. Daha unutuyordum ha. Babangil ne yapıyor? Bayağı iyi baba. Güle ya, vallahi hastasıyım ha. Acayip severim. O da sizi çok sever. Atam karınca, fişek gibi. Gadasını yediğimin. Ben var ya baba anlatma. Sen çok bilmezsin şimdi. Bir gün de onu anlatır baban sana. Hop, haydi baban ya. Aman güzel. Baba, ne var ne? Baba beni... Sen niye hep çadırdasın ya? Ha? Senin işin gücün yok mu ya? Burası beylik be. Ya bunu demek için mi uyandırdın beni? Hani bu mudur yani? Baba. Çekil önünden be. Çekil be. Oy, bir şey. Baba. Ay babanı... Baba. Ulan ne var baba ne? Baba ben evlenmek istiyorum. Bak. Büyümüş de evlenmek istiyormuş bak. Oğuz da oğlu olan evlendirmiş, kızı olan kocaya vermiş. Artık benim de zamanım geldi baba. İyi. Var mı gözüne kestirdiğin biri? Kimin kızını isterim sana? Baba, benim evleneceğim kız öyle bir kız olmalı ki... ben yerimden kalkmadan o kalkmalı. Ben atıma binmeden o binmeli. Ben düşmana saldırmadan... o bana kellesini getirmeli. Oğlum sen evlenecek kız değil, okey'e dördüncü arıyorsun. Senin bu tarif ettiğin adam, aha, bizim Mustafa abi. Selam. Selam Mustafa abi. Baba ben Bican Bey'in kızı Banu Çiçek'le evlenmek istiyorum. Hani beşik kertmem ama. Aa, öyle bir şey vardı değil mi ya? Bak iyi hatırlattın sen onu. Geçmiş gün ya bak. Bican Bey kızını verdiydi bize. Oğlum biz seni ananla çok zor yaptık ya. Böyle yine bir gün Oğuz Beyleriyle oturuyoruz biz. Ondan sonra... Ya baba Allah aşkına bırak şu geçmiş gün hikayelerini. Burada benim geleceğimin inşası söz konusu. Akşama bekliyorlar. Gidip isteyelim kızı anasından babasından. Bu akşam mı? Komutan, sen adamı kötülükten soğutursun. Neden öyle söylüyorsunuz ki efendim? Nedeni mi var be? İki tane sümüklü Oğuz, şöklü meleğin heybetli ordusunu nasıl yener? Efendim heybetli ordu dediğiniz bir düzine adam alt tarafı. Siz bana birkaç tane daha verin. Ben gidip haddini bildireyim o veledin. Oldu, üç tane de ejderha vereyim yanına. Sanki yedi krallığı fethedeceksiniz bana be. İki tane sümüklü veled, niye abarttın anlamadım. Bana bak. Ya biz bu işi beceremeyeceğiz. Yol kesip para çalmakla bu iş olmuyor. Geçenlerde müteahhitlik dediler. O işte iyi para varmış. Müteahhit mi olsak biz? Efendim, burada istediğiniz her şey var. Koca kalede yaşıyorsunuz. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Bence bilmediğimiz işlere hiç bulaşmayalım. Saçmalama be. Bu koca kaleyle nasıl başa çıkacağım ben? Bu kale nasıl ısınacak? Önümüz kış, hiç düşündün mü? Yok, düşünmedim. Düşünmedin. Çünkü sen düşünemezsin. Düşünebilecek tipte birisi değilsin yavrum sen. Bak bakalım şimdi ne oluyor. Bak. Şöklü Melik kendi üzümünü kendi kopardı. Kendi yiyor. Ya ne kadar saçma, düşünsene. Efendim müsaade edin, ben yedireyim. Tamam ulan tamam. Sen git onları yakala. Emredersin. Saygılı çocuk. Ama iş bitirici değil. Bana iş bitirici birisi lazım.
Artık bir konu açsan diyorum Bire Bey. Efendim? Havalar da bir tuhaf oldu. Bir açıyor, bir kapıyor. Küresel ısınmadan hep. Hanım konu bitti. Baba gir artık şu esas meseleye ya. Hadi. Ya arkadaş bu kız istemedi ne zor olaymış ya. 40 yıllık arkadaşım da şurada havadan sudan bile konuşamadım. İnşallah tez zamanda kalkar bu adam. Bırak şunları artık. İste iste. Dedem Korkut. Maşallah. Çiçek gibi zarifsin. Şeker gibi tatlısın da. Seni biz buraya çiçek tatlı niyetine getirmedik. Dedem gir konuya. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Yuh, arkadaş ne güzel girdi konuya. Efendim, kızımızla oğlumuz beraberce tanışmışlar, konuşmuşlar, anlaşmışlar. İyi bir güreşmişler. Güreş mi? Ne güreşi? Dedim o konuyu geçelim istersen. Ay, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Banu Çiçeği, oğlumuz Büre Bey'in oğlu Bamsı Beyliğe istiyoruz. Efendim verdim gitti o zaman. Aha! Hanım, vallahi aldık, billahi aldık kızı. Çak baba, çak 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 çak. Elimin tersiyle bir çıkacağım şimdi. Dur, oklana binmesin. Şşt, didişmeyin. Vazgeçecekler şimdi. Yahu zaten bunlar beşik kertmesi değil mi? Yani bizim için bir mahsuru yok. Ama yani bir de abisinden isterseniz iyi olur. Tabii efendim isteriz. De abisi nerede? Dağda. Neden? Bir mağara bulmuş gece gündüz orada yaşıyor. Obaya da inmiyor. Aman diyeyim yani dikkatli olun isterken. Niye ki? Bu zamana kadar Banu Çiçeği istemeye gelen herkesi öldürdü. Ne yaptı, ne yaptı? Ya işte bilindik şeyler böyle kendisini kesti, çadırını yaktı falan. Sebep? Deli. Deli. Deliye sebep mi gerek? Deli işte. Ya geçenlerde Şöklü Melih'in oğlu gitti istedi. Sen tut adama böyle vur. O dişleri dök. Ondan sonra ondan böyle bir kolye yap. Adamın da yetmiyormuş gibi kılıcını al. Ağzına sok. Tamam bey. Ya bu konuyu kapatsak artık. Yani demem o ki. Dikkatli olun. Yani Büre Bey'im dikkatli olun. Ne yapacağız baba? Baba bir şey yap. Baba bir şey yap. Anne, anne sen bir şey yap. Dişlerimi yeni yaptırdım da ben. Çıkamam şimdi o dağ başlarına. Zaten kıyafetim de pek uygun değil. Bir şey yaparız o. Dedem Korkut gider ister bizim adımıza. Ne? Ben? Bir başıma. Yek başıma o dağa çıkacağım. O zır delinin yanına gideceğim. Allah korusun. Dedem adamın yanında adamın oğluna deli dedin ya. Çok ayıp. Hiç yakıştırmadım ben hiç hiç. Dedeciğim koskoca bembeyaz sakalın var ya ne ayıp şey. Ulan şu işe bak be. Koskoca Dede Korkut olmuşuz. Oğuz boyunun bütün ayak işlerini bize yaptırıyorlar. Çocuklara at takılacak. Tak Dede Korkut. Boy boylanacak, soy soylanacak. Koştur Dede Korkut. Kız istenecek. Hadi sen gideceksin Dede Korkut. Utanmasalar fatura tahsiline de Dede Korkut'u gönderecekler. Utanmazlar. Aa, burası olmalı. Evet. Karçar! Deli Karçar! Beni uykumda neden gafilde kim? Ben Dede Korkut'um ben. Dede Korkut mu? Ey alnına bela yazılmış ihtiyar. Ayaklıların toprağıma bastığı, ağızların suyumdan içtiği yok. Sana ne oldu da geldin? Yolunu mu şaşırdın? Yoksa ecelin mi geldi?
Sen arkandaki dağları aşmaya geldin. Akarsularından içmeye geldim. Geniş eteklerine, dar koltuklarına sığınmaya geldim. Ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız kardeşin Banu Çiçeği, Vamsı Beyliğe istemeye geldim. Çalan mı sana bir kopuz? Kaçmam Gabriel! Ya kızma kardeşim! Vermiyorsan vermiyorum de ya! Allah Allah! Bana vurursan elin kolun taş olsun. Ne yaptın bana ihtiyar? Aa, adam gerçekten taş oldu ya. Düzelt beni ihtiyar, çabuk düzelt beni. Dizelt beni ihtiyar, dizelt beni. Ne oldu? Kolun kaldı öyle, vursana hadi. Dede kurban olayım, düzelt beni. Anladım ki oğlulardan bir ulusun, tamam. Bak, sen benim bu kolumu kurtar. Ben de bacım Banu Çiçeği Bamsı Beyliğe vereyim. Hadi! Yalancının. Allah bin türlü versin. Bak, çözeceğim kolunu. Ona göre caymak yok. Yok, yok, yok. Yalnız başlık için bazı isteklerim olacak. Ne istersen verir misin? İstersen iste ya, bana ne? Oğlanın babası koskocaman bey, versin. Ne isteyecekmişsin peki? Ha, gel bak bakalım nasıl olmuş. Şeker az buna. Şeker koy buna. İyi o, iyi. Ya iyi olur mu ya? Dede, sen misin gelen? Evet. Ya helvaya gerek kalmadı. Ya biz de seni öldü diye helvana kavuruyorduk. Yok ya. He? Ya sen nasıl kurtuldun o delinin elinden? Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Verdi mi kız kardeşin? Verdi, verdi. Ama az buçuk bir şeyler istedi. Olacak tabii canım, o kadar. Bu yüzyılda da başlık parası neymiş arkadaş diyecek halimiz yok ya. Ne istiyorsa veririz. Koskoca beyiz icabında. Ne istedi bu deli? 1000 tane koyun görmemiş koç istedi. 1000 tane kısrak görmemiş aygır istedi. Dişi deve görmemiş erkek deve istedi. 1000 tane de kulağı kuyruğu kesik köpek istedi. Ha, bir de 1000 tane semizinden pire istedi. Hanım, bu Karagüne'nin kızı evlendi mi? Yarın gidip onu mu istesek biz? Yok canım, siz pire işini dert etmeyin, o iş bende. Siz ötekileri halledin yeter. Ben pire işini hallederim. Merak etmeyin dedi, gitti. Geriye kalan her şeyi bize kilitledi. Gerisi zaten bir dünya şey. Saydığı dakika unuttum ben onu. Ne saydı o? Deve dedi, at dedi, inek dedi. Yok, inek demedi. Kuyruksuz koyun mu dedi, burunsuz deve mi dedi? Tüy, huysuz deve. Of dede ya. Of dede ya. Karçar! Deli Karçar! Dede Korkut. Ne o? Getirdin mi yoksa istediklerimi? Getirdim. Vallahi mı? Bak işte seç. Vay 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 vay. Dedem Korkut. Bu kadar kısa sürede nasıl topladınız bu kadar hayvanı be? Yeşilde çektik, montajda çoğalttık. Ne? Sen şimdi kız kardeşim Banu Çiçeği Bamsı Beyliğe veriyor musun, vermiyor musun? Onu söyle. Görünen o ki siz benden daha delisiniz. Ne yapalım? Yalnız bir dakika, eksik var. Eksik var. Pireler nerede? Pirelerin semizini zayıfından ayırt edemedik. Ama sen ben ayırt ederim, seçerim diyorsan buyur gidelim. Nerede pireler? Hadi aç da gir bakalım, beğenecek misin? Heh. Ondan kolay ne var? Heh.
kapıyı. Dede, dede aç kapıyı dede. Dede aç kapıyı. Dede! Ne bağırıyorsun ya? Hepsi içeride. Semizini zayıfından ayırt et bakalım. Dede, dede semizini de zayıfından Allah ayır ayır. Sen dede aç kapıyı dede. Anam dede aç kapıyı. Dede anam. Ders vermek gibisi de yokmuş vallahi. Okumun düştüğü yere gerdek çadırım kurulsun. Yaşar Aksim Eylem, düğün günü kutlu olsun. Yaşar Aksim Eylem. Aferin be aslanım. Çok güzel yere ok atmışsın. Bak önü açık, manzara güzel. İleride çok değerlenecek bu çadır. Baba. Bayındır Han ve diğer Oğuz beyleri de geliyor. Onların doğası olmasa sen olmuyordun be baba. Hani kazan kazan yemek kaynattırıyorum ben. Tavukların hepsini de kestirdim. Hiçbir fedakarlık. Baba. Ulan baba baba baba. Ne var ne? Ben Banuşçu'yu görmeye gideyim mi? Köftör. Git hadi bakalım. Düğün hazırlıklarıyla ben ilgileneyim. Kolay gelsin. Bezirgan'ı. Buyurun beyim. Oğlumun düğünü için gidin dünyanın en güzel, en özel hediyelerini bulun, tamam mı? Bulduğunuz hediyelerin dünyada eşi benzeri olmaz. Ama beyim. Emredersiniz beyim. Ya oğlum sen niye hemen emredersiniz diyorsun? Niye hemen emredersiniz diyorsun? Öldürürüm. Doğrarım seni çocuk. Seni doğrarım, seni gebertirim bak. Bamsı Beyrek. Banu Çiçek. Bak sana ne aldım. Ah ne zahmet ettin. Ufak bir düğün hediyesi. Teşekkürler. Tata. İnanmıyorum. Bunu değiştirme kartı var mı? Beğenmedin mi yoksa? Ha yok. Üzerim olmazsa diye. Benim omuzlarım biraz geniş ya. E bir giy görelim hadi. Banu Çiçek, ben hayvanların kürkleri için katledilmesine çok karşıyım. Bu sincap. Ölüydü sende. Bu da imitasyon zaten. Gerçek değil bu. Hadi ya. Başka bahanem de kalmadı. Efendim? Bir tut da kim bari. Çok yakıştı yiğidim. Meğer kırmızı benim rengimmiş. Uzak bileğim var mı siz? Bu ne? Bileklik. Otlardan yaptım. Beğenmedin mi yoksa? Beğenmez olur muyum? Çok güzel. Sen de benim gibi heyecanlı mısın? Yok. Nasıl yani? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım tabii canım. Sonuçta insan bir kez evleniyor, öyle değil mi? Hem ne büyük şenlikler, ne büyük eğlenceler hazırlandı yarın için. Tören hayal etmiştim. Saçmalama Banu Çiçek ya. Babam tüm Oğuz beylerine haber saldı. Kazan kazan yemekler yapılıyor. Balkanlardan Suzan kardeş gelmiş. San çeki başlamıştır şimdi. Biz bu arada Yastıcık'la beraber bu akşam Bekarlığa Veda Partisi'ne çıkacağız. Bekarlığa Veda Partisi'ne? Yani o çıkacağız işte. Sen yarın evleniyorsun be adam. Ne Bekarlığa Veda Partisi avı? Şimdiden boşladın beni sen ya. Böyle olacaksa zamanımı boşuna harcama beni. Ne oluyor ya? Senin içinden ne çıktı ben? Ben de evlisi değilim zaten canım.
Çocuğun gönlü olsun diye. Biz Yaltıcık'la beraber büyüdük biliyor musun? Kardeş gibi. Ya şimdi ben evleniyorum diye. Onun da morali çok bozuk tabii. Onu yalnız bırakıyorum. O yüzden. Ne yapalım? Onun da gönlü olsun madem. Hem yarından sonra benimsin. Sadece benim. Hı? Bir şey demedim Yiğit'im. Bir şey demedim. Efendim, askerlerimizi öldüren adamı buldum. Kimmiş? Bamsı Beyrek derler. Büre diye bir Oğuz Bey'in oğluymuş. Güzel. Efendim, dahası da var. Neymiş dahası? Bican Bey'in kızı Banu Çiçek'le yarın evleniyorlarmış. Banu Çiçek mi? Yıllar önce uğruna oğlumun öldüğü Banu Çiçek mi? Evet efendim. Abisi Deli Karçar. O öldürmüştü oğlunuzu. Hatta nasıl yaptıysa o kılıcı ağzından sokup tam... Tamam. Kes. Demek oğluma layık görmedikleri kızı sümüklü bir Oğuz veledine verdiler ha. Gidin bana getirin o bamsıyı. Çabuk. Emredersiniz. Yaltıcık. Yüzün gülsün biraz be. Amma soğumaktın ha. Ne güzel beraber hava çıktı işte. Daha ne istiyorsun? Hiç istediğim yok benim. Zaten benim hiçbir istediğim olmuyor ki. Hele de bakalım. Ne istersin de olmaz Yaltıcık. Boş ver ya. Ya Yaltıcık. Söylesene, çekinme. Biz seninle kardeş değil miyiz? Ne kardeşi Bamsı ya? Ne kardeşi? Sen bir beyin oğlusun. Bense yalancının oğlu Yaltıcık. Senin ak kirişli yayın var. Benimse ucu körelmiş kılıcımdan başka neyim var ki? Ama madem ak kirişli yay senin olsun. Senden kıymetli mi? Ya, mesele ak kirişli yay değil ki sadece. Şu üstündeki kürke bak. Bir de benim üstündeki çula çaputa. Al bakalım. Kürk de senin olsun. Aman gözünü seveyim, Banu için yanında giyme. Yengenle papaz olmayalım. Hı? Mesele kürtte değil ki sadece. Aa Yaltacık, ne yapayım, çıkarıp donumu mu vereyim sana? Allah Allah ya. Ya şöyle ağız tadıyla bir hava çıktık. Gözünü seveyim ya. Bak. Koskoca orman. Sadece sen. Ben. Peki yavur askerleri. Beyler. Nereden çıktı bunlar ya? Büyüdük ki evleniyor musun? Biz de düğün hediyelerini vermeye geldik. Askerler, takı törenimiz başlamıştır. Buyurun. Sizi gidin. Soyları. Davran kılıcına yalta.
Demek askerlerimi öldüren Oğuz sensin ha? Püh. Niye tükürüyorsun oğlum? Sana insan gibi bir soru sorduk. Çok pardon ya. Böyle ortamın plan gazına geldi. Zincirler falan. Yapma gözünü seveyim. Baban yaşında adamım ben ya. Yani çok özür dilerim amcacığım. Çok da kibar bir çocuk görüyor musun komutan? Ne de olsa eğitimli tabii. Ama biz Oğuzları kurt bilirdik. Sen bildiğin kuzu çıktın be. Elbette bu zincirlerden kurtulacağım. O zaman bakalım böyle... Ne oldu cicim? Acıttın mı? Bak bir sürü adamımı öldürdün ama bir damlacık hançer yarası seni ne hale getirdi? Kafirin kılıcı işlemez bize. Ama kardeşim diye belirlediğin dostun açtığı yara kapanmıyor işte. Yo yo, kapanır bu yara, bunda ne var? Üç dikişlik işi var bunun. Ha, vallahi mı? Ya çok acıyor ama ya. İç kanama falan olmasın? Yok, iç kanama olsa çoktan ölmüştüm. Komutan, alkollü bir bez alın, yaranın etrafını iyice temizleyin, sonra dikin. Çocuk mikrop kapmasın. Ulan harbi çok kral adamlısın ya. Yavrum, senin gibi bir Oğuz Bey'inin oğluna şuncacık bir hançer yarasından burada ölmek yakışır mı? Yakışmaz tabii. Senin nabzından da sürüm sürüm süründüğünü göreceğim. Çürüyeceksin burada. Ne manyak çıktı bu herifler ya. Bir öyle bir böyle. Ne yiyip ne içiyor bunlar ya? Bilmiyorum ne demek yaltacık evladım. Koskocadan bir anda ortadan kaybolmadı ya. Vallahi billahi bilmiyorum beyim. Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Ah, ah gitti oğulcuğum. Gitti aslan yelesinden kür yapana Ceralp'im. Ben bizim oğlanın ismine pek alışamadım da dedesinin adıyla sesleniyorum hala ona. Dericiydi galiba rahmetli. Ha, Laleli de dükkanı vardı. Hanım bir dur sen de ya. Bir can be. Ya senin bu deli olan benim oğlana bir fenalık yapmış olmasın. Yok ya sanmam. Hani delidir melidir ama sözünün eridir benim oğlan. Ya zaten yapsaydı bunu çok daha önceden yapardı. O zaman nerede bu adam ya? Baba deyip elini öptüm beyim. Ana deyip kucağına sığındığım kadın. Doğru mu duyduklarıma? Hemen de ne zaman gitti ana baba belliydi bunları. Ya insanın babası şurada otururken gelip bir elini öpüp hal hatır sormaz mı? Kırdı dizlerini, çöktü dizlerini dibine. Baba. Tamam kızım. Bir soluklan. Bir sakin ol kızım. Telaş etme. Nerede bamsı beyrek? Ha? Kim kaçırdı yiğidimi? Eğer kafir düşmanlar kaçırdıysa varıp kellelerini alayım. Ormanda kaybolduysa bütün ağaçları yakayım ha. Nerede benim yiğidim ya? Tamam kızım. Sakin ol. Bamsı beylik bu. Ne gelebilir ki başına? Evlilik stresi tabii. Belki yalnız kalmak istemiş olabilir. Bir iki güne gelir. Güzel yüzlü, kara talihli bacım. Yıllardır beyreğin yasını tutarsın. Dönecek olsa şimdiye kadar çoktan döner gelirdi. Yeter yolunu beklediğin. O bana dön artık. Yıllar önce... Şöyle bir kafamı dinleyeyim diye dağa çıktım. Herkes bana deli dedi. Herkes benden kaçar oldu. Kimse benimle konuşmaz oldu. Ben de...
kurdu kuşu kendime dost bildim. Onlarla konuştum. İnsanlar beni anlamadı ama onlar anladı. Yalnızlık zordur canımın parçası. Gel beni dinle. O bana dön. Sana da benim gibi deli demesinler. Bamsı Beyrek'ten haber almadan geri dönmem. Bu yoldan ya kendisi gelecek ya da ölüm haberi. Aslında ben bırakacağım bu hanlığı da yerime adam bulamıyorum işte. Ya çok heveslisi olduğumdan değil. Ama geçen de hesaplattırdım, benim emekliliğime daha 2 sene varmış. Yıllardır aynı geyik be hanım. Geyik diyorum, hala aynı. Tadı tuzu yok. Öspredeli olan. Ahıra mı girersin? Ne bu giriş? Kusura bakmayın hanım. Beyliğiniz daim, ömrünüz uzun olsun. Ya çok değil. 2 yıl kaldı işte. Emekli olacağım ondan sonra. Söyle bakayım, sen ne istiyorsun? Hanım, bilirsiniz Bamsı Beyrek yıllardır ortalıkta yok. Eğer diri olsaydı bunca yıla çoktan çıkar gelirdi. Ese hanım, eğer bir yiğit çıkıp da Bamsı Beyrek'in diri haberini getirirse... ona altın, mal, mülk, akçe veririm. Yok eğer ölü haberini getirirse... ona kız kardeşim Banu çiçeği veririm. Hanım, bana müsaade. Ben şöyle bir ortalık bir kolaçan edeyim. Pekala. Madem öyle, kararımdır. Bütün obaya haber salınsın, herkes 4 bir yandan Beyrek'in izini arasın. Bak. Sıpaya bak. Ya o insanın babası şurada otururken bir gelip elini öpmez mi? Halini, haklını sormaz mı? Ha? Şişt, Bire, haksız mıyım ya? Ya Bire Bey, hı, iyi misin? İyiyim. Hanım, bana müsaade. Yıllardır hep bu anı bekledim. Nihayet o gün geldi, çattı. Benim olacaksın bu anı çiçek. Biz geldik deyim. Düğün günümüz kutlu olsun. Ne düğünü ya? Siz kimsiniz arkadaş? Bezirganlarınız beyim, hatırlamadınız mı? Yıllar evvel oğlunun düğünü için hediye almayı yolladın ya. Beklediğiniz hediyeleri getirdik beyim. Hepsi de emsalsiz hediyelerdir. Birinin daha bir eşi benzeri... Tamam, tamam. Ya siz gittiğiniz yerden yıllardır niye dönemiyorsunuz ya? Bir hediye peşinde yıllardır koşulur mu arkadaş? Ayrıca düğümün yok. Bamsı da kayıp. Gidin, Bamsı'dan haber getir. Dağ tepe dolaşın, yıllarca yol tepin, bana Bamsı'dan haber getir. Beyim, bari biraz dinlesin. Emredersiniz beyim. Ya sen niye beni emredersiniz diyorsun? Niye emredersiniz diyorsun? Abi tamam. Deli etme lan adamı. Göbertin sen ha. Manyak mısın? Her şeyi emredersiniz diyor ya. Burası da kalemizin zindan bölümü. Hasmınız hısmınız yoksa burayı kiler olarak kullanabilirsiniz. Peki bir şey soracağım. Bu adam kim? Hangi adam? Bu adam. Hayda. Bu nereden çıktı ya? Şşş.
Birader. Alo. Ya. Uzun zamandır ortalıklarda yoktunuz. Aç bıraktınız. Susuz bıraktınız. Yetmedi. Şimdi de işkence yapmaya mı geldiniz? Ne biçim konuşuyorsun arkadaşım sen köpekli mepekli? Olmuyor ama. Ne yaparsanız yapın canımı alamayacaksınız. Ben kolay kolay ölmem. Ölmem! İyi iyi ölme de sen kimsin? Bamsı Beyrek! Beyoğlu'yum ben! Beyoğlu! Kimmiş? Anlamadım ki. Kendini ilçe zannediyor. Sen yeni gardiyan olmalısın he? Yo, emlakçıyım ben. Kaleyi gezdiriyorum müşterilere. Evet. Eşşöklü Melih? Bunlar taşındı. Kışın kaleyi ısıtmak zor oluyormuş. Ama siz hiç merak etmeyin. Mal sahibimiz bütün her tarafı peteklerle döşecek. Kış gelmeden o sorun da hallolacak. Neden? Sen kaç yıldır bu zindandasın? Beni emretmişsiniz hanım. Karçar. Bir de şu yalancı oğlu Yaltacı'yı dinle bakalım. Ormanda buldum bunları. Bamsı Beyreğin Akkirişli yayı. Bu da onun kürkü. İnsan böyle bir şey yer mi ya? Üzerinde de kan vardı. Bamsı Beyreğin kanı olmalı. Ölü haberini getirene Banu çiçeği veririm demiştin değil mi Karçar? Bir de Yavuk Dusun'a göster. Tanırsa o tanır. Yok artık. Bu arada ben seni Yaltacı'ya verdim. Ne yaptın? Ağla bacım ağla. Ağla. Açılırız. Thank you.
girmedim odağa ya. Çabuk çabuk. Yeni mi geliyor süsler? Elinizi çabuk tutun. Çekil. Hadi siz gidin şu hedef tahtasını kontrol edin. Sen de git bir yemeklere bak. Hadi, hadi, hadi. Düğünümüz var, düğünümüz. Hatayı bezirgen olmakla yaptım. Keşke kuburcu falan olsaydım. Hiç değilse kafamı sokacak bir çadırım olurdu be. Ben alıştım artık abi ya. Tek yandığım bunca yıl dolaşarak keşfetmediğimiz yer kalmazdı. Peki biz ne yaptık? Didişe didişe dolandık durduk. Ozan. Nereye gidersin he? Oğuz eline. Düğüne giderim. Düğün ha? Kimin düğünüdür bu? Yalancıoğlu Yaltacık derler. Onun düğününe giderim. Yaltacık ha? Kimle evlenirmiş bu Yaltacık? Bamsı Beyreğin yavrusu Barlı Çiçek'le evleniyor. Seni nasıl seveyim, ömrümü çalan dünya. Senin yerine düğüne gitmeme izin ver. Önüne altın akçeler sererim. Altın akçe? Altın akçe. Ve de at. At. Ve çobanlar. Ne yaparsınız? Yola odun yığıyoruz. Biri yolda ağaçtı, odundu, bir şey gördü mü? Alır kenara koy. Siz ne demeye yolun ortasına yığıyorsunuz ha? Bizim beyimizin bir oğlu vardı. Yıllardır ölü mü diri mi kimse bilmez. Bu yalancı oğlu Yaltacık var ya, bize beyimizin oğlunun ölüm haberini getirdi. Bamsı Beyreğin yavuklusunu da ona verdiler. Yaltacık elbet geçecektir buradan. O buradan geçerken onu vuralım ki Banu Çiçek ona varamasın. Beyinizin ekmeği sizlere helal olsun. Ha, şuraya biraz daha koyun. Kolay gelsin. Kalın sağlıcakla.
Ha. Bu da tutturamadı. Ya hiçbiri tutturamıyor bunları. Ben gençliğimde var ya bunların attığı mesafenin iki katı uzaktan atıyordum da tam yüzüğün ortasından geçiriyordum okumu. Amma da attın ha. Buyur. Yani buyurmaz mısınız hanım? Bir ok da siz atın. Eskiden de o. Şu ömrümde o kadar acı, o kadar ihanet gördüm ki gözlerimin önüne perdeler indi. İnanın şuradan iki adım ötesini bile göremiyorum. Kataraktır o. Atarak? Artık ne? Katarakt. Bir hekime görürseniz iyi olur. Katarakt. Eline sağlık yiğidim. Güzel atış. Eyvallah hocam. Eline sağlık yiğit. Bir dahaki ne olacak? Sağ olsun hocam. Ver bakalım. Ay senin elinin ayarına be. Atışa bak. Bırak. Sen kim olursun da benimle böyle konuşursun ha? Attığın oka bak ya. Kazma bu be. Ha? Ya eskidir de ondan. Akirişliği verin. Verin verin. Ulan çoluğu çocuğu toplayın ortalardan ya. Bu herif birini vuracak şimdi be. Ulan ben seni şimdi... Tamam Yalıtacık bırak. Belli ki meczuptur. Gitme üstüne. Böyle uzaktan konuşması kolay Deli Ozan. Bir tane de sen at da görelim. Yalancının oğlu Yaltacık. Senin ak kirişli yayın var. Benimse ucu körelmiş kılıcımdan başka neyim var ki? Ama Alep, ak kirişli yay sevmiyorsun. Vay. Hanım gördünüz mü? Bir seferde hemen yüzüğün içinden geçirdi oku. Vay. Şunu getir. Şunu. Ne oldu didik? Gördün mü? Bak bakalım nasıl ok atılıyormuş. Hı? Ulan ben seni... Tamam. Ozan, Bayındır Han seni yanına çağırır. Ver şu aletin hakkını. Eyvallah. Tanıyor musun? O kızı da var. Razan, ne marifetli bir yiğitmişsin sen böyle. Dile benden ne dilersen. Çadırlı otağı mı istersin, hizmetçi mi, yoksa altın akça mı istersin? Ne dilersen söyle, vereceğim. Tek dileğim, sağlığınızdır hanım. Güzel. Beni bırakın, şölen yemeklerinin oraya gideyim. Karnım açtır, doyurayım. Şunlar eline bak ya. Bu da deli çıktı. Ayağına gelen kısmeti tepiyor. Pekala. Kararımdır. Bugünlük beyliğimi sana veriyorum.
Ne istersen, ne dilersen yap. Kimse karışmasın. Karışmayın. Kazanları devirdi. Düğün pastasının da iki katını yedi. Ama ya. Ama artık biz ona bugünlük bey sensin dedik. Yani kimse dokunmasın dedik. Ne yapalım? Hanım, şimdi de kadınların çadırına girmek ister. Yok artık ama ya. Yahu deli bir ozan sonuçta. Ne olacaksa hanım var. Bey o. Ya hanım. Hanımlar o. Bey o. Kızım, asmasana suratını. Ayıp. Gül biraz. Aa! Biredensiz Ozan, burası kadınlar çadırı. Teklifsiz girmek sana mı düştü? Çık bakayım dışarı. Bayındır Han'ın buyruğu vardır. Kimse bana ilişemez. Han'ın buyruğu varsa elleşmeyin. Hanımlar, bırakın gelsin. Şimdi niye geldi oturdu bu buraya? Delizar, baksana kılığına kıyafetine. Dur şimdi, onunla ben biraz eğleneyim. Ozan, madem geldin oturdun. Şu kopuzunu çal da biraz oynayalım. Çalayım çalmasın ama... gelin olacak kız kalksın. O oynasın, ben çalayım. Seni... doğurdu. Aman kızım dur. Bayındır Han'ın buyruğu var, elleşme. Bire deli Ozan. Evlenecek kız benim. Çal da oynayalım. Kopuzum der ki... bu yaşta seni alacak olan adam... Ozan'dan daha delidir. Gelin olacak kız kalksın. O oynasın. Ben çalayım. Kızım. Elden ne gelir? Kalk bari. Yoksa bütün gün burada oturup aynı şeyi tekrarlayıp durur bu deli. İyi, çenesini kırayım da konuşamasın hiç. Aman kızım, aman. Bayındır Han'ın buyruğu var, etme. Bugün senin düğün günündür. Kalk, hadi. Gelin olacak kız benim Ozan. Çal da oynayayım. Güzeller bezenmiş doya giderler. Sizlere emanet yar oynamasın. Ben bilirim reca minnet ederler. Yengüllük edip ay balam tez oynamasın. Düşmanlar oturmuş bize bakarlar. Kızıl güller al yana takarlar. Sonra söyler başımıza kakarlar. Dudağın altında balam dil oynamasın. Ben seni sevmişem sevgili yârim. Sizlere kurbandır bu şirin canım. Demirem oynamasın oynasın hanım. Garagaş altında balam göz oynamasın.
Kara kaş altında balan göz oynamasını. Ben çaldım, sen oynadın gelin hanım. Şimdi ücretimi ver bakalım. Söyle bakalım neymiş ücretin Ozan? Bileğindeki bilekliği isterim. Kopuzunu kafana çalmadan var git buradan. Sen ne istediğinin farkında mısın? Farkındayım ya. Sen kocaya varıyorsun. O bileğine altın bilezikler takarlar. O bileklik onların yanında değersiz, sönük kalır. Sen en iyisi onu bana ver. Zaten bileklik benimdir. Dünyadaki bütün altınlardan daha değerli bu bileklik benim için. Hem nereden senin oluyormuş? Sabah alacasında han kızı yerimden kalkmadı mı? Bozay gırıma binmedi mi? Ak kirişli yayımla yaban geyiği vurmadı mı? Sen yanıma gelip de geyikten pay istemedin mi? Seninle dereye kadar at binmedik mi? Benim atım senin atını yenmedi mi? Ok attık benim okum seninkini geçmedi mi? Güreş ettik sırtını yere getirmedin mi? Güreş mi dedi o? He. Üç öpüp bir dişlemedin mi? Yahu benim işte Bamsı tanımadın mı? Bamsı Bey. Bamsı tabii. Bamsı da. Bir Allah'ın kulu tanımaz mı ya? Ha? Ya herkesi geçtim. Ya sen nasıl? Döneceğini biliyordum. Biliyordum, iyiydim. Geldin sonunda. Yıllar boyu senin özlemine yandım tutuştu. Senin özlemin hayatta tuttu beni. Can oldum. Ben gidip ananla babana haber vereyim. Sen de üstüne doğru düzgün bir şeyler giyin. Bir de dereye gidip çimsen mi ne yapsam bu koku nedir ya? Yılların kiriti. Anne sen babamın kıyafetlerinden getir Bamsı Bey'e. Dadı sen de babamın tıraş takımlarını getir. Tamam. Ben de gidip müjdeyi vereyim. Vay be. Büyüdün, koca adam oldun, bir de damat oluyorsun ha Yaltacık. Sayenizde hanım. Mavi çiçek, nereye? Aha, gelin kaçıyor. Yahu nereye gidiyor bu? Müjde! Bamsı Beyrek geri döndü. Ne oldu? Hanım, Bamsı Beyrek geri döndü. Az dur. Yahu Bamsı Beyrek ölmemiş miydi? Bican Bey'im, tıraş takımlarınız neredeydi acaba? Ben müsaadenizi isteyeyim hanım. Ana! Banu Çiçek, senin düğünün yok muydu bugün kızım? Bugün hepimiz için düğün günü ana. Müre Bey yok mu? Hayırdır hanım? Kim geldi? Ağlamaktan gözünde fer kalmadı. Kör oldu adamcağız. Banu Çiçek gelmiş bey. Banu Çiçek mi? Onun Yaltacık'la düğünü yok muydu bugün? Ben o domuz suratlı, şeytan yürekli hain adama varır mıyım hiç baba? Bamsı Beyrek döndü. Onun mu geldi? Bamsın mı geldi? Hani nerede? Nerede Bamsı? Gel bey. Gel. 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 Bamsı mı gelmiş? Dur böyle. Bamsı gelmiş. He. Oğlum. Anam. Bamsı Beyrek. Bamsı Beyrek. Anam. Gözün aydın Büre Bey. Diyeceğim de. Burada. Buradan. Ha. Bak oğlum burada. Geç hadi sarıl oğluna. Büre Bey. Oğlun geldi. Müjdeler olsun. Bir dakika ya. Kafam mı buluyorsunuz benimle arkadaş? Bak
Şaka falan yapmaya çalışıyorsanız kalbinizi kırarım, ağır konuşurum, söylemedi demeyin ha. Büre Bey, bak Bamsi Beyrek burada. Dokundu. Baba, ne oldu sana böyle? Ağlamaktan gören gözüm görmez oldu o. Kederden göz pınarlarım kurudu. Kataraktır o ya. Vaktiyle bir hekime görünseydi iyi olur. Gerçekten sen misin o? Benim baba. Bamsi Beyrek. Dokun elim. Avuçta bir. Maşallah. Eğer gerçekten sensen, elini kanat. Akan kanı bir mendile bulaştır. O mendili gözlerime süreyim. Eğer kör gözlerim açılırsa anlarım ki gelen oğlumdur. Beylektir. Yuh ama artık. O nasıl tedavi ya? Bak o da dediğini yapıyor. Hipokrat ağlıyor vallahi. Ya Karagöne. Efendim? De bir sus da. Gören gözümün ışığı ol. Tutan elimin gücü ol. Güçlü olsun, övüncü ol. Beyim. Oğlum. Babam. Hadi bakalım Bamsi Beyrek. Fırlat okunu da düştüğü yere gerdek çadırını kursunlar. Müsaadenizle hanım. Benim son bir işim daha var. Nasıl bir işmiş o? Dur bakalım Yalancıoğlu Yaltacık. Ne oluyor ya? Ecelin geldi hain oğlu hain. Ya çobanlar, yol verin geçeyim. Bakın size altın akçe veririm. Zengin ederim size ha? Zenginliğin yerin dibine batsın hain. Yaltacık! Durun çobanlar! Bamsı Beyrek. Kıymetli oklarınızı bu değersiz hain için harcadığınıza değmez. Değmez tabii ya, değmez. Benim aşağılık kanımla ellerinizi kirletmeyin. Hem biz Bamsı'yla çok yakın arkadaşızdır yani. Hatta kardeş sayılırız. Öyle değil mi kanka? Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Biz seni öldü zannetmiştik. Aha bak, bak. Ben bedelimi ödedim zaten ha? Ölmedim Yaltacık. Ölmedim. Gidiyoruz. Ha? Nereye gidiyoruz? Ava mı gidiyoruz yoksa? Ha? Ha anladım. Biz ava çıkıyoruz tekrar değil mi? Ha? At binip yol tepeceğiz değil mi? Yoksa hain düşmana mı saldıracağız? Bamsı! Al bakalım kayınço. Benim sana armağanım. Bilirim. Yalancıları, hainleri pek seversin. Sağ olasın Bamsı Beyrek. Eyvallah. Yine gelmez misin? Gelmeyeyim ben be. Kalabalık boğar beni şimdi. Hem yolumuz da uzun. Gelmeyeyim ben. Sen bilirsin. Kal sağlıcakla. Şşt. Ağır ol, ağır ol. Bamsı Beyrek. Banu Çiçek senden umudunu hiç kesmedi. Hep yollarını gözledi. Ona iyi bak olur mu? Merak etme. Gel bakalım yalancı hain Yaltacık. Bil bakalım şimdi sen ne yapacak? Yürü! 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 Bamsı! Bamsı! Yürü! Anuşçe. Yedim. Üçüncü zamanda ne öğrendin biliyor musun Banu Çiçek? Ne öğrendin? Önemli olan bir ad alabilmek değil. O adın hakkını verip onu koruyabilmekmiş. Başka? Hasetlik. Fenalıkların en fenasıymış. Başka? Kötülük eden sonunda muhakkak cezasını bulur. Bu kadar mı ya? Başka bir şey öğrenmedin mi?
Ne gibi? İşte ne bileyim. Gerçekten sevenler bir gün elbet kavuşur. Ölümsüz aşkların önüne hiç kimse geçemez. Sabretmek en büyük erdemdir gibi. Ha, bir de bunlar var tabii. Tam ben söyleyecektim. Dilimin ucundaydı. Aa. Bırak ya. Sen beni hiç özlememişsin bir adam. Nasıl durdun ya? Aklım gitti diyorum ya. Banu Çiçek. Allah'ım. Çok özledim seni kız. Fısır fısır ne konuşuyorsunuz orada? Ya bugün sizin düğün gününüz. Millet sizi bekliyor. Hadi koşun dansa. Ne dansı baba ya? Düğün dansı oğlum. Hadi hadi yürüyün. Ne yapalım? Geldik beyim. Diğer diğer gezdik ama hiçbir izi rastlamadık. Ne izi ya? Oğlunuz Bamsı Beyrek'in izi beyim. Vallahi aramadığımız yer kalmadı. Ne izine rastladık ne de bir haberini getirebildik. Arkadaş siz ne beceriksiz bezirganlarsınız ya. Bamsı Beyrek burada ya aha. Ana Bamsı Beyrek dönmüş ya lan. Çocuğu bile olmuş. Aa çocuk dedin iyi dedim. Bak benim torunun sünneti var. Gidin diğer diğer gezin. Dünyada eşi benzeri olmayan en güzel, en özel hediyeleri getir. Tamam mı? Hadi bakalım. Emredersiniz beyim. 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 Emredersiniz beyim.